Tarih 18 Mart 1915. Dönemin en güçlü 16 zırhlısı. Yüze yakın mayın arama ve ikmal gemisi. İtilaf devletleri işte böyle bir güçle Çanakkale Boğazı'nı geçip İstanbul'u işgal etmek istiyordu. Türk ordusu da boğazın iki yakasında tabyalarda savunmadaydı. 18 Mart günü Türk tarafının harcamış olduğu toplam top mermisi sadece 2200 tane kadardır. Oysa Dardanos'ta bulunan askeri alanımıza düşen top sayısı 4000 civarındadır. Yani düşünün, sadece tek bir tabyamıza 4000 top mermisi düşüyor. Tabyalardaki atış menzilimiz sadece 13 ila 16 kilometre arasındadır. Oysa boğaza giriş yapan Queen Elizabeth gemisinin etkili menzili neredeyse 20 kilometrenin üzerindedir. Güç dengesi 18 Mart'taki zaferin anlamını bize daha da aslında arttırmaktadır. İsabet eden top mermisiyle ağır yara alan Rumeli Mecidiye Tabyası'nda yaşananlar Çanakkale Zaferi'nin en önemli simgelerinden. Mehmetoğlu Seyit sırtında yaklaşık 215 kiloluk mermiyle basamaklardan çıkar, topun ağzına koyar. Yüzbaşı Hilmi ateşler. İşte Çanakkale Zaferi'nin her anında böylesi kahramanlık hikayeleri yatıyor. Namazgah Tabyası haberleşme ve ikmal merkeziydi. Yerde görmüş olduğumuz bir dekoil hattı görülmekte. 1915'te asker Eceabat'tan başlayıp cephe hattına kadar ağırlıklarını, mühimmatını yerde gördüğümüz bu dekoil hattı üzerinden taşıyarak götürmüştü. Tabyalar yanında bataryalar da Çanakkale'de 18 Mart'ta oldukça kritik rol üstlendi. Şu an içinde bulunmuş olduğumuz Baykuş Bataryası da onlardan biri. Boğaz'ın ikinci hattında yer alıyor ve burada Mesudiye gemisinden sökülmüş 3 tane top yerleştirilmiş. Dardanos Bataryası ile karşılıklı gemilere nefes aldırmadılar. Seyyar obüslerde hem düşmanın mayın taraması yapmasını engelledi hem de yer değiştirerek hedef şaşırttı. Öldürücü darbe ise Nusrat gemisinin günler önce döktüğü mayınlardan geldi. En kritiği ise 8 Mart gününde yaşanmıştı. Çünkü 8 Mart gününde tam arkamızda bulunan Nusrat mayın gemisi Erenköy mevkiinde son mayın hattını dökecekti. 26 adet mayın dökülmek suretiyle mayın hatlarımız 11'e çıkacak. Çanakkale Boğazı'ndaki mayın sayısı ise 400'ü geçmişti. Saatler 14'e yaklaştığında Boğaz'da denge değişti. Fransız gemisi Bove hem mayınlara çarptı hem de top atışıyla vuruldu. Dakikalar içinde de battı. O anlarda Hamidiye Tabyası'nı heyecan sardı. Şu an bulunduğumuz tabyadan sela ve ezan sesleri yükselmeye başlar. Aslında bu çok erken bir saatte, o günün zaferinin erken habercisi olduğunu da söyleyebiliriz. İlerleyen saatlerde düşman daha da ağır darbe aldı. 3 gemisi denize gömüldü, 4 gemisi ağır hasar aldı ve 800'den fazla askerini de kaybetti. Saat 18'de Boğaz'dan sessizce çekildiler. İtilaf devletleri 25 Nisan'da kara muharebeleri için geldiğinde de aynı hezimeti yaşadı. Bu kez karşılarına ileride adını daha çok duyulacak bir isim çıkacaktı. Anafartalar kahramanı ünvanını biz Anadolu'da bundan sonra çok sık duymaya başlayacağız. Edirne'ye geldiğinde bir zafer takında şu yazıyor: Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal şehrimize hoş geldin diyor. 1917'de Urfa'da Urfa Mutasarrıfı Mustafa Kemal için bir çeşme yaptırıyor. Çanakkale zaferiyle oluşan ruh 4 yıl sonra başlayacak milli mücadelenin de en büyük gücü oldu.